Spor Toto Süper Lig'de ikinci yer hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Galatasaray'ın kamp yaptığı oteldeyiz. Brezilyalı yıldız Fernando bizlerle birlikte olacak ve Bein Sports'a özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hoş geldin diyelim. Öncelikle ikinci yer hazırlıkları nasıl devam ediyor ve kamptaki ortamdan bize biraz bahseder misin? Şu anda çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kamp dönemi. Çünkü lige iyi başlangıç yapabilmek için ve ligi de iyi bir şekilde bitirebilmek için burada yaptığınız çalışmalar çok değerli oluyor. Zirve ile 6 puanlık bir fark var. İlk yarıdaki takım performansınız hakkında yorumun nedir? Galatasaray takımının her zaman tek bir amacı vardır. Hep en yukarıda olmak, lider olmak, lider bitirmek. Ne yazık ki şu an lider değiliz ama elimizden gelen her şeyi yapıp tekrardan o liderliği almak istiyoruz ve Mayıs sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Üst üste yaşanan sakatlıklar ve verilen cezalar performansınızı ne kadar etkiledi? Tabii ki çok önemli kayıplar. Dediğiniz gibi hem önemli sakatlıklar yaşadık, ne yazık ki önemli cezalar aldık. Bunlar hep bizi ister istemez kötü yönde etkiledi. Ama hedefimiz şimdi artık bunları bir kenara bırakmak, ligin ikinci yarısında bu arayı kapatıp tekrardan zirveye ulaşmak. Hocaya verilen ceza sonrası takım arkadaşlarınızla neler konuştunuz? Takım içinde nasıl etki yarattı? Hocamızın eksikliğini inanılmaz hissettik. Çünkü o bizim liderimiz. O sahanın kenarında olduğu zaman biz ekstradan bir güç duyuyoruz. Ekstradan bir performans gösteriyoruz. O ya olmadığı zaman tabii ki ister istemez etkilendik. Ama cezası çok kısa bir süre sonra bitiyor. Tekrar bizimle beraber olacak. Tekrar yanımızda olacak. Onun da yardımıyla beraber çok daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'la Ali Sami Yen Stadında Galatasaray karşılaşacak. Bunu bir avantaj olarak değerlendiriyor musun? Önceden yorum yapmak belki çok doğru olmayabilir ama herkesin de bildiği bir şey var. Ne zaman kendi sahamızda, ne zaman taraftarımızla beraber oynasak ekstra bir güçle beraber önemli sonuçlar alıyoruz. O yüzden mutlaka bir avantaj olarak değerlendirebiliriz. Ama bizim de en iyi şekilde o maça hazırlanmamız gerekiyor ve o maça çıktığımızda da bu rakiplerimizi yenebiliyor olmamız lazım. Çünkü şampiyonluk yolunda direkt rakiplerimiz, şampiyonluk yolundaki önemli rakiplerimiz kendileri. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde seni en çok üzen karşılaşma hangisi oldu? Genel olarak bakıldığında şampiyonlukta en üzen maç benim Porto maçı oldu. Orada oynadığımız Porto maçı. Çünkü oynadığımız mükemmel bir oyun, bulduğumuz birçok pozisyon, kesinlikle galibiyet hak eden bir Galatasaray vardı. Ama ne yazık ki talihsiz bir şekilde yediğimiz golle mağlup olduk. Bu tabii bizim ister istemez moralimizi bozdu. Çünkü galip gelseydik çok önemli bir puan farkı da yakalayacaktık ama ne yazık ki bu olmadı. Avrupa Ligi'nde rakip Benfica. Galatasaray'ın şansını nasıl değerlendiriyorsun? Çok ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. Mutlaka çok iyi oyuncuları olan bir rakip, iyi bir takım. Ama diğer taraftan biz de kendi gücümüzü biliyoruz, neler yapabileceğimizi biliyoruz. Tek duamız o zaman herhangi bir sakatlık olmadan, herhangi bir problem yaşamadan tam kadro bir şekilde onlara karşı oynamamız. Bu şekilde oynarsak ben bütün takımların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Porto Benfica mı, Galatasaray Fenerbahçe derbisi mi daha tutkulu? İki derbi de tabii ki kendi ülkelerinde çok önemli derbiler. Biri Portekiz'de, biri Türkiye'de ama bakıldığı zaman Türkiye'deki taraftar profili daha fanatik, daha takımlara tutkulu, bağlı bir taraftar profili olduğu için Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe derbisi daha önde olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir isimle çalışıyorsunuz. Fatih Terim'in aynı anda her oyuncuya dokunabilmesinin sırrı sence nedir? O kadar büyük bir isimle çalışıyoruz ki hepimiz de bunun farkındayız tabii ki. Yurt dışında İtalya'da çok önemli işler başarmış. Galatasaray'la aynı şekilde hepimiz bunu bildiğimiz için o da çok önemli takımlarda ve çok büyük oyuncularla çalıştığı için bütün tecrübelerini bize yansıtıyor. Bizim ruhumuza, bizim beynimize girerek maça en iyi şekilde hazırlıyor. Biz de maça çıkıp elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Guardiola, Villas-Boas ve Pellegrini gibi çok önemli teknik adamlarla çalıştın. Fatih Terim'i bu isimler arasında nasıl bir yere koyuyorsun? Çok önemli bir isimler çalıştım sizin de söylediğiniz gibi ve Fatih hocamı da bu isimlerin arasına kesinlikle koyuyorum. Benim için çok önemli, çok değerli bir hoca çünkü ondan hala öğrenmeye devam ediyorum. Her geçen gün, her geçen antrenman, her geçen maçta bir şeyler öğreniyorum ve üzerine performansımı üzerine koymaya çalışıyorum. Kesinlikle bu isimlerin arasına koyarım. Ozan çok iyi bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Kampta da birçok genç oyuncu sizle birlikte. Onlarla ilgili ne söylersin ve Galatasaray'ın geleceği sence garanti altında mı? Çok önemli genç yeteneklere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki önemli tecrübeli oyuncularımız var. Genç arkadaşlarımıza hep yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hep onlara bir şeyler öğretmeye, bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Onlar da bizi en iyi şekilde dinliyorlar. Mutlaka Galatasaray'ın geleceği bu isimlerle çok iyi olduğunu düşünüyorum. İyi yolda olduklarını düşünüyorum. Her zaman öğrenmeye açık olmaları lazım. Her zaman büyüklerini dinleyip aynı şekilde sahada uygulamaları gerekiyor. Fernando sözleşmesi sona erene kadar Galatasaray'la devam edecek mi? Kontratım bitmesine 1,5 sene kaldı. 1,5 seneyi tamamlamak istiyorum çünkü burada çok çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Hatta onu tamamladıktan sonra umarım yeni kontrat yapıp yine devam ederim Galatasaray'da.
Son sorumuz buradan Galatasaray taraftarına bir mesajım var mı? Geçen sene nasıl beraber şampiyon olduysak, onların yardımıyla beraber, onların destekleriyle beraber şampiyon olduysak, bu sene de aynı desteği bekliyoruz. Bu zamana kadar hep gösterdiler. Bundan sonra da özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda full olarak tamamen stadı doldurmalarını istiyorum. Deplasmanlarda zaten hep bizim yanımızdalar. Hep beraber bir bütün olup tekrardan biz de onlar için çalışarak, onlar için mücadele ederek sezonun sonunda beraber bir şampiyonluk daha yaşarız diye ümit ediyorum. Galatasaray'ın Antalya Belek bölgesindeki kamp yaptığı oteldeyiz ve Galatasaray'ın yıldızı Fernando Beansports Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Mutlu günler diliyoruz.